kadar. Başka bir şey demiyorum. Hakan, ben seninle devam edeceğim. Şu an ekrana geldi Ali Hasan. Hasan Alişan. Nasıl Ali? Zafer ne oldu sana Sakarya, ya? Sakarya Esnaf ve Sanatkar Odaları. Ali Oktar 120 bin kere dedim, Ali Oktar dedi. Ali kafama da kazındı. Yani. Kafamıza kazındı. Ali diyorsun. Hasan Başkanıma tamam. Sen nasıl Ali dersin? Şimdi Hakan, bugün bir yazı yazdın sen medyabağ.com'da. Çok yaşlanmış ya Hasan'a. Dedin ki, ne dedin? Ya, ben söyleyeyim, sen söyle. Ben bir özetini söyleyeyim. Yani 31 sene bir koltukta yeter artık dedim yani. O kadar. Peki örnek verirken şöyle bir ifade. Jüri Ateş bile gitti, sen kaldın dedin. Öyle bir benzetme şimdi, biraz söyleyeyim mi? Jüri Ateş... İnsanların oy kullanan, mesela onu da seçen üyeleri seçiyor. Ya biraz acımasız olmadı mı sence? Ya Jüri Ateş de hani haber anlamında, televizyonculuk anlamında vatandaşların her zaman tercih ettiği birisi oldu ki bu kadar sene orada kaldı. Tamam da yani bir şeyi var. Bu işin belli bir yüzü var. Yani Juliet Ateş de artık benim gibi yaşlanmaya başladı. Hala da işte makyajda falan kendine bakabiliyor. Hala da güzel, bakımlı bir kadın olabilir belki ama. 30 senedir Hasan Bey başkanlık yapıyor. Tamam. Juliet Ateş de işte 1990 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra televizyonlarda işte boy göstermeye başladı. 30-31 seneden beri hala Juliet Ateş mesela. Şu an hala da televizyonda program yapıyor. Ne yapıyor? Gain'de galiba şimdi. Ha, özel platformda. Platformda. Yani o nasıl şey yaptıysa artık bir insanın artık yüzü eskimeye başlar yani. Anlatabiliyor muyum? Nasıl işte televizyonculukta insanın yüzü eskir. Artık tamamdır yani. Bir görevi vardır. O görevini halledersin, bitirirsin, gider. Hasan Alişan da artık 31 sene olmuş. 31 seneden beri Bağcı da var. Ali İbrahim Bağcı da var. Ona da eski o. Halil İbrahim Bağcı'yı bilmiyorum ne kadar eski. O da 30 geçti mi? 30 daha sonra daha eski. Ya ben konuyu gibi, toptan girelim. Bunun gibi kaç tane var? Mesela işte biraz önce bahsettik. Minibüsler Odası Başkanı mesela. O da 5. beşleyecek galiba bu senede siz. Ali. Yani neyse. Mesela Kuaförler Odası var. Ali Ak galiba. 30. O da nereden baksan 5-6 dönemden daha beri. Var. Ben yani ben gazeteciyle başladığımdan beri başkan hala başkan. Geçen Kuaför Muharrem'de gördüm adam. İşte tekrar yani beni diyor, istiyorlar diyor. Öyle ya, de diyor ama. Tamam, istiyorlar olabilir de. Hasan yani Aşan artık istiyorlar. Artık şey gibi, Cumalı abi gibi tekrara düşmeye başlıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Böyle şey yapamıyorsun. Benim önümü kesiyorsun yani. Lan tekrar düşün. Yani sürekli artık bir şey vereceğim, bir şey yok yani ortada. Şimdi Hasan Alişan, Esnaf Odası, işte Ota Sanatkarları Odası. Ya bu zamana kadar ne yapmış abi? Bana birisi anlatsın yani. Birisi söylesin bana. Hasan Alişan Esnaf Odası için şey oldu, başkan oldu. Esnaf Odası SESOB için, bak ben şeyde de yazdım, köşede de. SESOB için zaten bir fırsatı varmış. SESOB için devam edecek veya işte Ankara'ya gidecek, Ankara'da bir yönetime girecek. Orası beni ilgilendirmiyor da. Oda için bugüne kadar ne yapmış? Yani bana biri bunu anlatsın. Ha tamam, bak bunları yapmış diyeyim. Ondan sonra ben de Hasan Alişan'a tamam abi ben senden özür dilerim derim. Ama yok yani artık bit. Yazında şöyle demişsin. Bitmiş yani. 1990'dan olduğunda oldun, odanın içi ne yaptığın ve ne yapamadığın ortada. Şimdi bir dönem daha başkanlıkta ne yapacaksın acaba? SESOB başkanlığı tecrübenle birikiminle Allah yolunu açık etsin de oda başkanı olduğun üyelerine neler verdin bunca sene? Onların hangi yarasına parmak bastın? Anlatsın abi bana yani. Şimdi, ne yaptığını anlatsın. 30 sene önce senin gibi heyecanlı, istekli genç isimler var karşında. Üstelik projeleri, hayallerini... Odaya iki tane aday varmış. Bırak iki tane aday, çarpışsınlar abi. Açmak 31 yıl sonra gençle destek olmak gerekmez mi Hasan ağabey? Aç şu gençlerin önünü artık. Peki, şöyle bir şey var. Delegeler, üyeler isteyebilir Hasan Alişan'ı. Mesela isteyebilir. Yani ol dedi, oldu. Ya şimdi olmasın mı diyorsun sen, yoksa yani seni savunduğun ne? Şimdi SESOB'da şöyle bir şey de var. Hasan Alişan mesela burada şurada o Sefa'nın oturduğu yerde otururken şöyle bir şey söyledi. Ben dedi birisini dedi istemiyorsam dedi başkan olamaz dedi. Dedi mi? Dedi. Sen de duydun. Coşkun Bilir programında yani, şey artı eksi pardon Davut Terzioğlu da vardı. Evet. Yani demek ki sadece üyelerin istemesiyle SESOB'da başkan seçilmiyor. Gücü var demek ki. Nasıl bir güç ama? Bilemem şimdi, gücü var. Sistem. Nasıl bir güç, ona bakmak lazım. Güç değil, sistemi kurmuş. Eğer sadece üyelerin, oradaki esnafın
seçimiyle başkan seçilseydi o zaman tamam derdim. Ama ben istediğim adamı buraya gelip başkan seçiyorum diyorsa kendini de oraya istediği zaman başkan seçebiliyor demek ki. Şimdi şöyle yapayım sana son kez. Hasan Alişan'ın, ekranda gördüğünüz Hasan Alişan'ın başkanı olduğu Oto Sanatkarı Esnaf Odası 2 Ocak, 2 Pazar günü, haftaya pazar günü saat 11'de bizim bu Muhsin Yazıcıoğlu bulvarındaki, bir isim vermeyelim artık, kafe mi diyeyim, ne diyeyim orada, düğün salonu. Düğün salonunda saat 11'de kongre yapacak. O kongrede biz TV69'da canlı yayınlayacağız. Bunu da belirtelim. Yani bir hafta kaldı. Bir hafta önce yapmış, bir hafta var kongreye yapılmasına. Bu yapmış olduğun yazı, yazdığın yazı sence acımasız bir eleştiri değil mi? Bence yani ben... Yo, bu eleştiri sadece yapan ben değilim ki ya. Burada basın mensuplarının hepsi aynı eleştiri yapmıştır şimdiye kadar. Sen yani rahatsız mı oldun bu eleştiriden? Hayır değil. Ben şimdi bak şimdi rahatsız mı? Soru soruyorum ben şimdi. Abi ben Hakan abinin şeyi için ben de bir şey söylemek istiyorum. Hakan'ın sorudan soracağım. Hakan mesela şu anda bu ayımında başlayan oda seçimlerinde 61 tane oda var biliyorsun. O zaman bu çoğunu değişmesi gerekiyor şu mantıkla. Ama şöyle bir şey var. Hasan Alişan'ı... Ali Akı da örnek verdi. Hasan Alişan'ı bugüne kadar aday da çıkmadı. Şu da var yani. Şimdi iki tane genç aday çıkmış. Bir tanesi Özcan Avalı, bir tanesinin ismini bilmiyorum. Daha kendisi var mı şöyle bir aday ama duymadım var, ismini var. De. İki tane aday varmış. Daha önceki yıllarda Hasan Alişan'ın odasına bak. Ben SESOP kısmını zaten ayrı tuttum. SESOP'a zaten ben oda başkanı olmasam da ben yine SESOP başkanı olurum açıklaması var ya. Zaten o gene aday olurum. Daimi delegim, olan delegim ne diyorlar? Öyle bir şey. Oradan olabiliyor. O gitsin yani. Oda başkanı olmasa da olabiliyor. SESOP'a başkan olsun, ben ona bir şey demiyorum. Ama oda olarak ne yapmışsın abi yani? Yani ne yapmışsın şu ana kadar? Hazır aday çıkmış iki tane. Genç iki tane adam çıkmış. İşte bir tanesi ben az çok gittim gördüm. Ona destek de var. Ondan sonra projeleri de var. Bir şeyler de yapmak istiyor. Bırak yapsınlar yani. Sen gene SESOP'tan devam et. Yani bu ayın birinde başlayacak kongreden de bunu biz göreceğiz. Tekrar belirtelim, TV264'te bu STK'ların, bu odaların kongrelerini canlı olarak yayınlayacağız. İşte dediğim gibi Milliyetçi Odası'nın var ayın birinde, Cumartesi günü saat 13'te ve Pazar günü saat 11'de Sakarya Otosanatkar Esnaf Odası'nın kongresini canlı vereceğiz. Orada da bizim televizyonda Perşembe günü program yapan Kemal Turgaç var. Abi anonsların bittiyse yani yorum yapalım. Arkadaşlarım tamam et lütfen, tamam. Tamam devam et. Kemal Turgaç arkadaşımızın orada bu oradaki heyecanı sizlere yansıtacak. Evet Sefa. Evet abi şöyle öncelikle şimdi ben oto sanatkarı değilim. Hiçbirimiz değiliz. Hiçbirimiz, ben SESOP üyesiyim. İş yerim gereği galiba Hüseyin abi de SESOP üyesi. Sen SASO. Ben üye değilim. Veya Hüseyin abinin bulunduğu, yok Hüseyin abi şirket sahibi değil. Hüseyin abi bulunduğu şirkette SESOP. Yürü gelirim ben ya. Şimdi şöyle, bu isimlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek şey delegelerin bizatihi kendisidir. Biz gazeteciler onların başarılı veya başarısız olduğuna ilişkin yorumlar yaparız. Hasan Alişan çok başarılıdır diyebiliriz. Çok başarısızdır diyebiliriz. Hasan Alişan işte hiçbir şey yapmadı diyebiliriz. Ama devam edip etmeme kararları onlara aittir. Bunları onama veya görevden alma süreci de delegelere aittir. Şimdi Türkiye'de bu mantıktan gidersek birçok yere çıkarız. Yani Cumhurbaşkanlığından tut da işte siyasi partilerin genel başkanlıklarına kadar çok uzun sürdü artık yeter falan diyebiliriz. Ama hepsi bir delegenin karşısına çıkıyorlar ve bir hesap veriyorlar. Delege üyeleri evet sen beni iyi temsil ediyorsun dediği noktada ben neden devam ediyorsun gibi şey söyleyemem. Hasan Alişan üyelerimin, yani sineği millet derler bir oraya eskiler. Burada da sineği üye diyelim yani. Ota Sanatkarları Odası'nın karşısına çıkacak, seçilecek veya seçilmeyecek. Durum bence bundan ibarettir. Başarılı başarısız kıstasını sabaha kadar konuşabiliriz. Hiç problem ama yok. Ama burada bir ayrıntı var. Buyurun. İki tane aday var. Hasan Alişan karşısında. Evet abi, delege kim isterse o olacak. Bak şimdi. Belki Hasan Alişan için risk. Bakın Hüseyin. Şimdi Hakan Turan diyor ki. Daha önce aday yoktu işte. Hakan Turan diyor ki Hasan Alişan yeter diyor mesela. Abi belki Hasan Alişan girecek ve yeni bir isme kaybedecek belki. Bak bu da mı imkan dahilinde olan bir şey. Belki orada yılların dirayetli, kudretli, Türkiye'nin en tecrübeli oda başkanlarından bir tanesi. Belki orada hani, tabiri caizse karizmayı çizdirmek derler ya, o riski de alıyor belki aynı zamanda. Bugüne kadar hep tek adaylı kongrelerde giriyordu.
Aday çıkıp peki abi şu olabilir mi? Karizması sarsılmadan bıraksın peki, diye. Peki şu olabilir mi? Bugüne kadar hep tek adaylıydı, çok adaylıyı gördük, kaçtı. Bu sefer de bu denilebilirdi. Ve Hasan Erişen bence çok yapması gereken bir şey. Delegenin olduğu bir yer, çok adaylı. Buyurun delege, istediğinizi başkan olarak seçin diyecektir. Kişinin söz vermesine sana bir soru soracağım. Buyurun. Şimdi yani bir senaryo üzerine konuşalım. Hasan Erişen otosanatkarlarını kaybetti başkanlığını. Evet. Bundan sonra yapılacak seçimlerde Hasan Alişan'ın desteklediği isimler var. Onların da kaybetme şansı olabilir çok mi? Dengeler değişir mi? Çok katmanlı. Çünkü her meslek, SESOP'ta, SATSO'da da böyle, SESOP'ta da böyle. Mesela SATSO'da liste yaparken yönetim kurulu başkan adayları, bazı meslek grupları vardır. Oraya çok müdahale edemezler. Oranın kendine özel yapısı vardır. Atıyorum Hasan Alişan Berberler Odası'nda Muharrem Gürkan'ı destekliyordur. Ama Berberler mevcut Haluk Hacıoğlu'nu destekliyordur. Yani orada meslek grubuna göre, isme göre değişen bir denge söz konusu. Hepsi Hasan Erişen üzerinden gitmiyor. Ama Hasan Erişen etkisi de var. Hasan Erişen iddiası şöyle, benim bizzat gördüğüm vardı. Benim istemediğim oda başkanı başkan olmaz diye mi hatırlıyorsunuz? Evet, böyle bir açıklaması var. Ben açıklaması yola çıkarak dedim ben bunu. Eğer Hasan Erişen başkanlığı kaybederse o zaman valla 2 Ocak'tan sonra ilk programda pazar günü konuşuruz. Yani bunu konuşuruz ama şu anda ben dediğin gibi, KJ'de gerektiği gibi karar delegelerindir. Ben otosanatkarı değilim, hiçbirimiz değiliz. Ne yapıldığını, ne bittiğini, nasıl diyaloğa geçtiğini bilmiyoruz. Mesela Hüseyin Cumalı geçen hafta bir ödül töreni vardı. Orada katıldı diye biliyorum. Oradaki havayı gördü, o daha iyi şeyler açıklayacaktır. Orada delegenin bakışını açıklayacaktır. Ben karar delegelerim diye demokratik bir yorum yapıyorum. Gerisini Hüseyin Cumalı'ya bırakıyorum. Evet Hüseyin, sende söz. Şimdi önce Hakan'dan başlayalım. Hakan'ın eleştirine katıldığım yer var, katılmadığım yer var. Cülülü Ateş benzetmesi kötü. Yani bir sivil toplum örgütü başkanını, bir Sakarya'da özellikle de esnafın, yani binlerce esnafın başkanını Cülülü Ateş gibi, yani işi magazinleştirmeden eleştirebilirsin. Gitsin, bu bizim görüşümüz. Zaten biz git desek ne olur, kal desek ne olur. Ya o kötü bir benzetme ama geri kalan Hasan abi yeter, hakikaten yeter. Hasan Alişan rutini yaptı. Rutin. Sistem yürüdü. Ama biz Hasan Alişan'ı seviyoruz. Hasan Alişan'ı değer veriyoruz, saygı gösteriyoruz ve yeter, dinlen artık. Yani torunların oyuna. Sen bir abi olarak kal. Hasan Alişan bence de gitmesi gerekir mi? Gitmesi gerekir. Ya bugün eleştirmişler bana Hasan Alişan düşmanlığı ne diye. Benim yok, bu düşmanlık falan değil. Ben şunu söyleyeyim. Hasan yeter Alişan abi, ben ya benim saçımda beyaz kalmadı. Siyah kalmadı. Ben daha ya, saçındaki ben beyaza bak. 16 yaşındaydım ya. 16 yaşındaydım. Hasan Alişan işte mesleğe başladığımda Hasan Alişan o zaman SESOP başkanıydı. Ben geldim. Ben o 41 yaşında. Ben ya Hasan Alişan'ın saçından veya göz yapısından bakmıyorum. Hasan Alişan artık gitmesi lazım, dinlenmesi lazım, torunlarının oynanması lazım. Neden? Ya kardeşim, Hasan Alişan bina aldı. Bak, bina aldı. Bunu ben iki ay önce anlattım. Bina aldı, binayı sattı, baro aldı binayı. Niye aldı, neye sattın? SESOP'un bir binası yok. Anlattım. Terzi Mehmet amca, Hasan amca, Haydar abi. Haydar abi var ya şimdi şeyde, sanayide. Kızına düğün yapacak ama SESOP'un bir tane düğün salonu veya sosyal tesisi yok. Vardı Özkup, o da gitti. Dolayısıyla ben iki dönem bir sivil toplum örgütü veya başbakan da olabilir. İki dönemde ne yapacaksa yapar, iki yapar, bence yeter. Ha, Sefa diyor ya, sistemi anlatıyor Sefa. Diyor ki bunu zaten delege karar verecek. Tamam, herhalde direkt karar verecek. Onu biz de biliyoruz ama biz bu kentin gazeteci olarak, bizim bir görüşümüz var ya, bana göre yeter. Coşkun Bilir bıraktı gitti. Onun yerine Aytaç Koç diye geçen de beni ziyarete geldi. Genç, pırıl pırıl, dinamik. Ben diyor abi adayım, heyecanlıyım. Ben ona dedim bak, iki dönem yap git kardeşim. Ha, gider gitmez, bu koltuk tatlı. Gitmiyorlar. Ben kalsa oda başkanlığı kaç? 61 oda başkanım var. Bunların kafadan 55-56 tanesi gitsin. Sen soracaksın ya bana, Ali Bektaş, o da gitsin. Umurumda değil. Bana ne ya? Gitsinler. Pandemide gördüm ben bunları. Bunlar anlatılırken, lacivert takım hemşireleri giydikleri zaman, lüks saatleri taktıkları zaman, lonkas arabaları bindikleri zaman, efendim kokteyllerde, resepsiyonlarda kral zan diyorlar. Bunları içerleştir. Köşe sıkıştıkları zaman, ya benim param yok, ben ne yapayım? Benim yetkim yok.
Sen bir bilsen aidat toplayamıyorsun. Bir ama başkan olurken öyle demiyorsun. Öyle yapacağım, böyle yapacağım. Öyle yapacağım, böyle yapacağım. Başkan olduktan sonra köşeye sıkıştırdı bunları. Başlıyor. Ben ne yapayım? Paramı geçerimde. Ben filanca oda başkanı gibi parayla oynuyorum. Para filanı Inter Milan diye bir laf var. Onun gibi bunlar. Hasan Alişan gitmeli. Hasan Alişan şu anda zirvede. Zirvede olduğu yerde bırakmalı. Hasan Alişan'ı seviyoruz. Git torunlarınla oyna. Ya bırak bu koltuk nedir ya? Bu nasıl bir şey? Bu koltuğu yakalayan bırakmıyor. Anlamıyorum ki. Biz de bunlar gibi mi olurduk acaba? Bilmiyorum. Bir sürü oda başkanı var. İsmini bilmediğim oda başkanları var. Bu benim oyunum mu? Oda başkanlığım mı? Ne yapıyor pandemide? Bak buradan bir de Coşkun Müdür'ü tebrik ediyorum. Niye? Bir dönem atamayla geldi. Bir dönem seçildi. Bıraktı gitti. Git kardeşim. Coşkun Müdür bunların en popüleri. O bile ne yaptı? Öyle üç abi kutu ne? Erzak götürmek de pandemide belediyelerden toplayıp da icraat yaptım olmuyor. Zafer Tokuş. Bunlar gitti belediye başkanlarına yer yaptılar. Allah erzakları üyelerine götürdüler. Şimdi ben soruyorum. Ben niye erzak dağıttım? Cebinden mi dağıttın? Ne yaptın? Ha o da başarı. Haluk var ya bir tane Haluk neydi Acıoğlu? Ben tavuk dağıttım. Yok zekat isterim. Ayıp be kardeşim. Bazen berberlerle konuşuyor. Adam diyor ki berberler bana. Ya bizi dilenci yaptı diyor ya. Abi sen o da başkanısın. Konuşurken ona da yapacaksın. Ha sen toplarsın bunları anlatmazsın. Bazı şeyler vardır. Ben üyelerime gereğini yaptım. Zaten üyeler senin gereğini yaptığına inanıyorsa benim burada konuşmam hikaye. Verirler oyu. Hasan Alişan mı? Bence seçimi alır abi. İki önde aday var ya. Hasan Alişan seçimi alır. Hiç kimse kusura bakmasın. Nereden biliyorum? Geçen bir restoranta gittim orada. Bir plaketler işte sertifikalar verdi. Kalabalığı gördüm orada. Hasan Alişan işi garantiye almış kardeşim. Gene alır ama bence artık bırakması lazım. Tadında bırak diye bir laf var bizim örf adetlerimizde ama bırakmazlar abi. Bırakmaz. Ne var? Bir de bunların şakşakçıları var. Biz böyle konuşuyoruz ya, bize bileniyorlar. Niye? Bunlar Hasan Alişan'a bağlamışlar kendilerini. Görüntü var mı? Hasan Alişan kazanırsa bunlar da kazanacaklar. Ben sana söyleyeyim. Tamam, bir de bunların şakşak kısmı var. Bize de kızıyorlar. Kızan kızsın, önemli değil. Hasan Alişan bence seçimi alır. Ben onu gördüm, benim gördüğüm. Ama Hasan Alişan gitmesi mi lazım? Kesinlikle gitmesi lazım. Yok abi. Bina yok, sosyal tesis yok, o yok, bu yok. Yani yok abi. Sakarya'da bu bahsettiğin konuyla ilgili birçok STK ile bu arada açıldığı için. Evet, Sasso'da, Baro'da. Bir son dakika veriyorum. O ne ya?